Buğday hasadı başladı. Çiftçiler bir yılın emeğini topluyor. Ancak üreticinin aklı fikri önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen buğday alım fiyatlarında. Geçen yıl buğdaya kilo başına 60,5 kuruş fiyat biçen hükümetin bu yıl buğdaya ne fiyat vereceği meçhul. Çiftçiler fiyatın 70 kuruşun altında olmamasını istiyor. Çiftçi 70 kuruşun altında bir fiyat beklemiyor. Bu kadar basit. Yani zaten yaptığımız maliyetler de bunu gösteriyor. Bunun altındaki bir fiyatın tabii üreticiyi kurtarması mümkün görünmüyor. Bazı açılışlar için Adana'da bulunan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'de buğdayın en önemli adreslerinden biri olan Çukurova'ya gitti. Burada çiftçilerle bir araya gelen Bayraktar, biçerdövere binip buğday hasadı yaptı. Türkiye'de buğday rekoltesinin her yıl düştüğünü belirten Bayraktar, bu yıl rekoltenin 20 milyon tonun altında olacağını söyledi. Buğdayda üzülerek ifade etmek gerekirse, belki bu bölge için rekolte çok düşük olmayacak. Ama Türkiye genelini yorumladığımızda uydudan yapılan tespitlere göre bu sene buğday üretimi 20 milyon tonun altında olacak. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, hükümete de önemli bir çağrıda bulundu. Ülkemizin buğday bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabileceğini belirten Bayraktar, devlet destek versin, Türkiye gıda ambarı olur dedi. Eğer Türkiye olarak bizler üreticimizin sorunlarını halledebilirsek, bu bölgede yine, bu bölgede ve Türkiye'nin her tarafında, bakın bu çok önemli, tarımsal üretim potansiyelinin olduğu her yerde çiftçimizin meselelerini halledebilirsek, yine tarımsal sorunları, yapısal sorunları çözebilirsek, ben şunu çok iddialı bir söz olarak lütfen kabul etmeyin, Türkiye bölgesinin gıda ambarı olacak.